Sen almıyor. ...2001 yılında kurulan İletişim Fakültemizde şu an itibariyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik ve Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinde toplam 2296 öğrencimiz eğitim görmektedir. İletişim Fakültemiz lisansüstü eğitim seviyesinde 2006 yılından bu yana 4 yüksek lisans, 4 doktora olmak üzere 19'u yabancı toplam 285 öğrenciyle iletişim alanına hizmet vermektedir. 3 profesör, 5 doçent, 13 öğretim doktor öğretim üyesi ve 18 öğretim elemanı ile iletişim alanında deneyimli hocalara sahip fakültemizde 24 saat yayın yapan Campus TV içinde profesyonel stüdyolarımız ve atölyelerimiz bulunmakta ve öğrencilerimiz mesleklerini uygulama olarak öğrenme imkanı bulmaktadırlar. Teorik bilgilerin uygulamaya dökülmesine yönelik Gazete Kampüs, Halkla İlişkiler Atölyesi, Reklam Atölyesi, RGS Film Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, TV Haber Atölyesi ve Radyo Atölyesi sayesinde öğrencilerimize saha deneyimi sağlanmakta ve ulusal ve uluslararası birçok yarışmalara katılabilmek için altyapı sağlanmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak sayısız ödüller alan ve yarışmalarda aldığı başarılara dikkat çeken İletişim Fakültemiz, yeteneklerini geliştirmek, mesleki donanımlar kazandırmak amacıyla her zaman öğrencilerimize iyi hizmet sunmanın gayret içindedir. Bu duygularla ilk mezunlarımızı 2007 yılında vermeye başlayan fakültemizden bugün itibariyle 13. dönem mezunlarını biraz hüzünle ama gururlu bir şekilde uğurluyoruz. Fakültemizde lisans düzeyinde yabancı öğrenci olarak okuyan toplam 53 öğrencimiz bulunmaktadır. İlk kez bu yıl bir farklılık yaşanıyor. Yabancı öğrenci kontenjanımızdan Tanzanya'dan ülkemize, şehrimize ve fakültemize gelen ve gazetecilik bölümünde okuyan, bölümünü başarıyla bitiren Bubinza bu yıl fakülte birincimiz olarak mezun oluyor. Bütün öğrencilerimize aynı hoşgörü ve sevgiyle yaklaşmanın bir meyvesi olarak gördüğümüz bu durum bizler için gurur vericidir. Bu vesileyle öğrencilerimize bir evlat şefkati ve hassasiyetiyle yaklaşan, onları eğiten, bilgileriyle biçimlendiren hocalarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ayrıca yıllardır mezuniyet programımızı hiç aksatmadan yürüten ve problemsiz bir şekilde devam ettiren Meltem Hanım'a, bu yıl yürüten Kürşat Bey'e de ve mezuniyet komisyonuna da ayrıca teşekkürleri bir borç biliyorum. Fakültemizin teknolojik altyapısını geliştirme ve akademik kadrosu konusunda bizden desteklerini hiç esirgemeyen rektörümüz başta olmak üzere üniversite yönetimimize, fakültemiz binasını yaptıran hayırsever iş adamı Süleyman Çetin Sayı'ya yine teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın veliler, asıl bundan sonra ayaklar üzerinde duruncaya ve iş hayatına atılıncaya kadar gurur kaynağı olan evlatlarınıza şimdiye kadar destek olduğunuz gibi destek olmaya devam etmelisiniz. Sevgili mezunlarımız, hocalarınız olarak bizler öğretme görevlerimizin dışında da sizlere hep destek olmaya çalıştık. Bundan sonraki hayat yolunda başarılı olmanızı, mutlu ve huzurlu olmanızı sağlayacak bilgiler, beceriler ve alışkanlıklar kazandırmaya çalıştık. Artık sizleri 4 yıllık bir eğitimin sonunda iş hayatına uğurluyoruz. Zaman içinde okulunuzdan çok iyi bilgi ve donanımla ayrıldığınızın, birçok şey bildiğinizin farkına varacaksınız. İleriki yıllarda yine karşılaştığımızda, sizleri eğitim aldığınız alanlarda başarılı bir uzman, güzel işler başarmış ve mutlu, huzurlu süren bireyler olarak görmek bizler için gurur kaynağı olacaktır. Son olarak hayatın bu yeni aşamasında okul yılları tatlı bir an olarak kalırken asıl zorlu ve bütünlemesi olmayan hayat sınavında
İletişim ailesi olarak sizlere başarılar diliyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgi ve saygılarımla. Sayın Dekanımızın da bahsettiği gibi İletişim Fakültemiz 2001 yılında kurulmuş, 2003 ve 2004 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan fakültelerimizden bir tanesidir. Gerek eğitim kalitesi, gerek uygulama faaliyetleri ve gerekse ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle üniversitemize katkı sağlayan önemli fakültelerimizden bir tanesidir. Evet, üniversitemizin araştırma üniversitesi olmasında tabii ki tıp fakültesi, mühendislik fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi gibi sayısal alandaki fakültelerimizin yanında iletişim fakültesi gibi sosyal alandaki fakültelerimizde emeği çok büyüktür. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Başta hocalarımız olmak üzere. Erciyes Üniversitemiz her alanda proje üreten, her alanda topluma fayda sağlayan, ülkemizin ve şehrimizin ihtiyaçlarını gözeten ve çözüm üretmeye gayret eden bir yönetim anlayışına sahiptir. Ayrıca üniversitemiz gelenekleri olan köklü bir üniversitedir. Sevgili öğrenciler, sizler Erciyes Üniversitesi kimliğini gururla taşıyabilirsiniz. Sizler topluma yön verecek, sosyolojik ve beşeri olarak toplumun gözü, kulağı olacak bir mesleğin erbabı olacaksınız. Kiminiz gazetecilik, kiminiz radyo, televizyon ve sinema, kiminiz halkla ilişkiler görevini icra edecek, yani hepiniz iletişim mesleğini yürüteceksiniz. Fakülteniz mesleğinizi en iyi öğrenmeniz için her türlü donanıma sahip, hatta bu konuda Türkiye'de iletişim fakülteleri arasında en iyiler arasında olduğunu söyleyebilirim. Sevgili öğrencilerim, genç iletişimciler olarak sizlerden beklentimiz şudur ki, mesleğinizi yaparken hiçbir zaman doğruluktan, dürüstlükten taviz vermeyiniz. Mesleki değerlerinizi, mesleki etik kurallarınız dışına asla çıkmayınız. Her zaman bir hedefiniz olsun. Çünkü hedefi olmayanın, kendisine bir gelecek öngörmeyenin hayatta başarılı olma imkanı yoktur. Ülkenizi, vatanınızı sevin ve koruyun. Milli ve manevi değerlerinize her zaman sahip çıkın. Bizim başka ülkemiz, başka Türkiye'miz yok. Ailenizi, vatanınızı, her şeyin üstünde tutun. Bu arada üniversite aidiyetinizi de asla unutmayın. Bu vesileyle özellikle yenilediğimiz mezuniyet bilgi sistemimizi muhakkak doldurmanızı rica ediyorum sevgili öğrencilerim. Değerli veliler, bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızın en iyi şekilde eğitildiği ve ülkemizin ilerlemesinde toplumun bilinçlenmesine katkı sağlama bakımından gerekli donanıma sahip olduklarını söyleyebilirim. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Bu arada daha önce de belirttiği gibi, Sayın Dekanımız da belirttiği gibi bu sene üniversitemizde bir ilk yaşanıyoruz. Yabancı ırklı bir öğrencimiz, Tanzanyalı kardeşimiz Bubinza fakültemizin birincisi olmuştu. Ben bu vesileyle özellikle Bubinza'yı, büyükelçimizi, Bubinza'nın annesini ve babasını tekrar tebrik ediyorum. Gelecekte üniversitemizin, Türkiye'mizin kültür elçisi olacağına inanıyorum. Bu vesileyle tekrar değerli velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyor. Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Are you ready? Başladım Türkiye Gazetesi'nde, sonra 82'de Yerel Gazete'yle devam ettim. Demek ki 38-39 yıl olmuş.
gazeteciliğe başlayalım. Gazetecilik güzel bir meslek, çok saygın bir meslek. Zorlukları var, sıkıntılar var. Bunları uzun uzun anlatacak değilim. Ama gerçekten eğer hak ölçüsünde gazetecilik yapabilirsek, çok da kolay değil. Türkiye'de de çok kolay değil, dünyada da çok kolay değil, onu söyleyeyim. Güzel bir mesleği ifa etmiş olur sevgili meslektaşlar. Ben sizin fakültenizde 9-10 yıl kadar dışarıdan derse girdim. Hal böyle olunca hangi imkanlarda bu işleri yaptığınızı biliyorum. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye'deki en iyi 3-5 iletişim fakültesinden biri, buna emin olabilirsiniz. Oradaki kampüs televizyonu, çıkan gazete, halkla ilişkiler bölümünün atölyesi, değerli hocalarımızın bu manada Türkiye'de önemli bir yerde olduğundan emin olabilirsiniz. Tabii zor da bir meslek seçtiniz, yani saygın bir meslek seçtiniz ama zor da bir meslek seçtiniz. TÜİK verilerine göre gazeteciler arasındaki işsizlik oranı rakamı %33. Geçen seneki oranı söylüyorum. Gençler arasındaki işsizlik oranı yine TÜİK verilerine göre biliyorsunuz %28. Bu manada zorlu bir yarış içerisindesiniz. Tanzanyalı kardeşim, bölüm birincisi olan, daha doğrusu fakülte birincisi olan Tanzanyalı kardeşim güzel bir şey söyledi. Hayat burada bitmiyor, devam ediyor. Yeniden bir mücadeleye atılacaksınız.